neredeyse gelmek üzeredir. Nihayet geldi. Geç kalmadım, değil mi? Hayır. Sadece ben seni çok özledim. Oturalım. Nasıl geçti günün? Yoğundu. Ama sakindi. Meltem'le karşılaştınız mı? Biz bir tür soğuk savaşın içindeyiz. Sıkıştırdı mı yine seni? Yani o gün nereye gittiğimi öğrenmeye çalıştı. Bir de acilden koşarak uzaklaşmadığım için tebrik etti beni. Kıskandığı için kedinin fareyle oynadığı gibi oynamaya çalışıyor senin. Ama başaramayacak. Yasemin, servis mi değiştirsen acaba? Yani Meltem'le çok yakın çalışıyor olmanız beni biraz geriyor da. Tabii ki hayır Burak. Meltem Hoca'nın hırsları yüzünden kariyerimin zedelenmesine izin vermeyeceğim. Ben işimi seviyorum ve her alanında da çalışmak istiyorum, o kadar. Güçlü tavrına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Asıl ben sana bu yolda benimle birlikte yürüdüğün için teşekkür ederim. Burak, ilişkimizden kimsenin haberi yok değil mi? Kimsenin yok. Kimsenin şüphe duyacağı bir durum dahi yok. Herkese konuştuğumuz gibi arkadaş olduğumuzu, bu durumda da bir meslektaş olarak yanımda durduğumu söyledim. Öğrenecek diye çok korkuyorum. Merak etme. Korkulacak bir şey yok. Ben her türlü önlemimi aldım. Hatta bu sabah senden bir 10 dakika sonra falan girdim hastaneye. Her şeyi düşünüyorsun değil mi? Buna fazlasıyla değersin. Benim artık gitmem gerekiyor. Geç kalıp daha fazla göze batmak istemiyorum. İzin ver de günün sözünü söyleyeyim bari. Tamam ama çabuk ol. Tamam. İnsan ilk aşık olduğunda önce haz ve keyif veren dopamin hormonu. Sonrasında mutluluk hormonu olan serotonin. Ve en son olarak da bağımlılıktan sorumlu olan oksitosin hormonunu salgılamaya başlar. Ama gerçekten gitmem gerekiyor. Tek bir şartla bırakır mısın? Neymiş o? Bugün çıkışta bir şeyler yapmamıza söz verirsen. Olur. Ne var aklında? Seni en sevdiğim dürümcüye götüreceğim. İlk randevu için dürüm. Çok iyi. Ama öyle dürüm deyip geçme. Tadı bari aklını başından alacak. Zamanla iz bırakacak. Olur. Gidelim. Çok güzelmiş burası. Seni kötü bir yere getireceğimi düşünmedin umarım. Burak, burayı hastanedekiler bilmiyor, değil mi? Merak etme, kimse bilmiyor. Görünmekten çok korkuyorum. Rahat ol Yasemin. Burayı hem kimse bilmiyor hem de hastaneden kilometrelerce uzağız.
Olsun. Dünya küçük. Belli olmaz. Ama böyle gurme yerleri benden başka kimse bilemez. Öyle kolay kolay kimseye söylemem. Kendimi şanslı hissetmeliyim o zaman. Dürümler gelince anlarsın. Teşekkürler. Hadi bak bakalım tadına. Ama onu öyle narin narin yemeyeceksin. Böyle önce kocaman bir ısırık alacaksın ki içindeki bütün lezzetlerin tadını alabilirsin. Bak böyle. Tamam. Oldu bak şimdi. Nasıl? Dediğim kadar var mıymış? Bayıldım. Ama dedim ben sana işte gurmeyim diye. Birer tane daha mı söylesek ya? Ben patlamak üzereyim. Sen söyleyeceksen söyle. O zaman bir tane söyleyip ortadan ikiye böldürelim. Yani bu lezzette bana eşlik etmeni istiyorum çünkü. Hayattaki diğer her şeyde olduğu gibi. Tamam. Yasemin. Yasemin dedi. Yasemin iyi. Bu buldu. Kim buldu? Ne buldu Yasemin? Bu buldu. Bırak. Bırak. Yasemin. Tamam geliyorum baba. Yasemin, ne oluyor sana? İyi misin? Ben değilim bir şey. Ben değilim bir şey. Biraz sakinleşirsin. Yani neler oluyor Yasemin? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne korkuttu seni? Neyden saklanıyorsun? Neyden kaçıyorsun? Bari onu söyle bana. Bir şey sorma olur mu Burak? Lütfen. Ya ama sorması mı var Yasemin? Hayır, kendini kaybettin daha demin beni buldu diye diye. Bari neyden korktuğunu, neyden saklandığını söyle bana. Ne olur Burak, yalvarırım sana. Bir şey sorma. Tamam. Tamam, sormayacağım. Ama sen sakin ol. Sen iyi ol yeter. Gidelim mi artık? Sen nasıl istersen. Ben de hesabı ödeyeyim.
oldu? Niye durdun? Çünkü senin için endişeleniyorum Yasemin. Bak biz artık birlikteyiz, sevgiliyiz. Lütfen benimle de paylaş. Kimden korkuyorsun, neden kaçıyorsun? Yoksa güvenmiyor musun bana? Hayır. Güveniyorum, güvenmez olur muyum hiç? Ama bu güvenip de anlatabileceğim bir şey değil. Nasıl bir şey o zaman bu Yasemin? Seni anlatmaktan alıkoyan şey ne? Peşimde biri var. Ama devamını sorma lütfen. Anlatamam çünkü. Bir erkek mi? Hayır, yok. Yani öyle sandığın gibi bir şey değil. Beni herkesten uzaklaştıran bir şey. İlk başta onun için senden uzak duruyorum. Ama sen benim kabuğumu kırmayı başaran ilk kişisin. Pişman olmayacaksın. Her zaman ve her zorlukta seninle birlikte yürüyeceğim bu yolu. Teşekkür ederim. Gidelim mi artık? Seni bu haldeyken yalnız bırakacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ne? Ne yapacağız? Benim güzel bir fikrim var. Bize gideceğiz. Hem dışarıda olmadığımız için huzursuz olmaz, hem de güzel bir aile yemeği yemiş oluruz. Bak olmaz öyle pat... Ben annemi arıyorum şimdi. Bak olmaz. Öyle pat diye gidilir mi hiç? Gidilir, gidilir. Yasemin. Geldik. Bulmuşum. O kadar ağladın ki çok normal. Hadi inelim. Eski İstanbul mahallelerinden birinde yaşadığımız için mi şaşırdım bu kadar? Neyse. Hadi gidelim. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk baba.